Şimdi efendim, nereden girelim, nereden şey yapalım? Bir de bu hafta Turan Yazgan hocamız vefat etti. Affedersin, Turan Yazgan hocamız vefat etti. Allah rahmet eylesin. Çok büyük hizmetler olmuştur Türk dünyasına. Sevenlerine ve ailesine sabır diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Amin. Evet, Allah rahmet eylesin. Efendim, ektoplazma konusunda sorular geliyor. Ektoplazma ile ilgili bazı fotoğrafları göstereceğiz. Türkiye'de ektoplazma meselesi, biraz sonra ne olduğunu anlatacağız. Yapan bir iki kişiden biridir Erol Bey zaten. Bizzat kendisinden dinleyeceğiz ektoplazmayı. Ektoplazma nedir biliyor musun Erol? Medyumu uyuttuğun vakit vücudunun herhangi bir yerinden, ağzından, burnundan, kulağından, omuzundan, elinden bir madde çıktığı iddia ediliyor. Medyumun. Medyumun. Herhalde senin değil. Evet. Fosforumsu. Ve onun şekil aldığı söyleniyor. Sen gördün mü? Ben ne bilirim bu konuda. Biz Erol Bey'den istifade edeceğiz bu akşam. Değil mi efendim? Evet. Ektoplazma beyaz, pembemsi, gri ve yeşilimsi mavi de oluyor bazen. Biz bir celsede medyumun omzundan böyle bir ektoplazma çıkarmaya çalıştık. Tesadüfen midir, nedir? 15-20 santim yükselmişti ki böyle duman şeklinde. Biraz korktuk daha doğrusu. İlk defa yapıyorduk. Ama dedik bunu tekrar gitsin geriye. Ve daha fazla büyümesine mani olduk. Yoksa insan şeklinde... İnsan o resmi biraz büyütelim. Tam anlaşılmıyor çünkü. Yani insan şeklinde bir biçime dönüşüyor. Ötekileri de verelim. Onun ismine de fantom diyorlar. Hatta medyum eğer 80 kiloysa bu. O ektoplazma da deneyi meşhur. 40 kilo oluyor ki madde diyorlar. Hatta yapısının yoğun protein olduğunu söylerler. Şunlar işte. Gördüğümüz bu resimler. İlk önce bir tane daha gösterirsen bitti mi? Evet. Evet. Şimdi efendim nereden başlıyor? Yani önemli bir deney değildir ektoplazma. Tabii herkes yapar. Yapamaz. Herkes yapar olur mu? Yapamaz. Abi sen bunlardan boş kalan zamanında mı beste yaptın? Tabii. Evet, biz anonslarda da duyurduk. Türk ruhçuluk tarihi. Önce sizden başlayalım. Siz nasıl bu işlere merak saldınız? Bu işlere merak 1955 yılında iki Erol, Doktor Recai Özdil'in orkestrasında çalan iki Erol, Doktor Recai Özdil'in evine gittik. Doktor Recai Özdil 1955 senesinde bu konulara girdi. Dedi ki şu şekilde yaparsak İşte hipnoz, yani manyetik uykuya girilir. Şöyle yapılırsa bu uykudan çıkılır. Bize bir iki telkin şeyleri gösterdi. Öbür Erol'la ikimiz o gece evden çıktık. Ertesi günü ben evde kardeşim vardı 12 yaşlarında. Onu koltuğa oturttum. Gözüme bak, kulağıma bak. Adamı uyuttuk. Evinden beri denemeyin diyorum dedim. Şimdi adam uyudu. Uyutma dediğiniz... Yani uyudu. Manyetik uykuya girdi. O nedir? O sizin sesinizi duyar. Dışarıdaki gürültüleri duyar. Ama şeydir yani mesela gözünü açamaz. Aç emri verilmedikçe gözünü açamaz ve emrimi harfiyen itaat edeceksin denir. Ve bu şekilde bir uyku şeyi başlar. Tabii çok heyecanlandım ilk deney olduğu için. Evet, hoşuma da gitti. Becerdim. Sonra bir de ruh celsesine tesadüf ettik. O ne demek? Yani bu şekilde ruhi infisal yolu dediğimiz ve Bedri Rüsselman'ın icadı olan bir teknikle
ruhlar alemiyle görüşmek gibi bir teknik var. Onu öğrendik. Fakat 2000 üstünde tecrübe yaptık, deney yaptık. Bunların içinde yani beni 2000 defa ruh mu çağırdınız? Evet. Ama bunun içinde beni tatmin eden 4-5 tane çıktı. Herhalde. 2000'de 4-5 tane. Evet yani. Biraz ona kaydını dinleyeceğimiz tatmin edenlerden. Hayır. Şimdi bak o dediğin doğru. Onu şimdi bu ruhi infizal yolunda bir operatör var. Bir de medyum var. Efendim, ama şimdi dinleyeceğimiz olan da operatör kendisi. Efendim operatör nedir? Medyum nedir? Efendim operatör nedir? O manyetik uykuya daldıran kişiye operatör denir. Hipnotize edene yani. Evet, hipnotize edene manyetik. Bu 50'li yıllarda moda mıydı? 55-65 arası modaydı evet. Ankara'da modaydı. 55-65 evet. Arası. Orada bayağı bir 4-5 tane grup vardı. Bu şekilde çalışıyoruz. Şey gibi, bizim grubumuz yoktu. Grubumuz yoktu bizim. Biz kendi kendimize çalışıyorduk. Peki medyum nedir? Medyum özel yetenekli. Ben diyorum ki 7000 dünyada 7000 kişi varsa nüfus olarak 7000 tane de Allah'ın verdiği ayrı yetenek var o insanlarda. Hiçbirisinin yeteneği birine benzemez. Dolayısıyla medyum da özel olarak yaratılmış bir kişi. Bu diğer insanlar mesela bu şekilde manyetik uykuya girdiğince etraftaki öbür odadaki herhangi bir şeyi göremez. O görür. Veya nasıl? Öbür odada herhangi bir eşyayı göremez. Kim? Uyuyan kişi. Normal uykuda olur. Ama o yeteneği varsa görür. Yani bunlar klorvoyans dedikleri medyum tipleridir. Duyucu olan vardır. Duru görür derler. Duru duyucu derler. Bu bir de duyan vardır. Mesela öbür odada konuşulanları bu odada duyar. Bu tip medyumlar vardır. Bir de kendi kendine transa geçen, yani trans operatörsüz, trans işte bu nedir? Uyku haline geçebilen, kendi kendine geçebilen kişiler vardır. Bunlar işte demin biraz sonra dinleyeceğimiz, Murat'ın bahsettiği o medyum arkadaşımız kendi kendine transa geçmiştir. Ve hami ruhu olan... O ne demek? İşte yani her ruhi infisal yoluyla veyahut ruh celselerinde bir hami ruh vardır. Yani o koruyucu ruhtur. Bir nevi emniyettir o. Yani herhangi bir taşkınlık olmasın diye bir yani obsesyon tehlikesini gidermek için. O nedir? O beyefendi, gelen en cahiline göre. Efendim gelen ruhun eğer bu iyi bir ruh değilse medyumun bedenine girmeye çalışır. Ve onu yönetmeye çalışır ki tabii o iyi çocuk kötü çocuk olmaya başlar. Ertesi gün eğer obsesyon teşekkül etmişse onun bedeninde. Dolayısıyla bunlara hami ruhlar, bunlara mani olurlar. Dolayısıyla güvenlik içinde bu celseler başlar ve biter. O dinleteceğiniz şeyi dinletin. Hani bu kendi var. Kendine transa geçmiştir. Biraz sonra yapıyorsunuz. Çok var. Bir de şimdi sevgili seyirciler. Bir de hami ruh tarafından transa geçilenler var. Peki abi bu piyasada var. Medyum diye gezenlerin içinde ne kadarı sahtedir, ne kadarı doğrudur? Hepsi sahtedir sana söyleyeyim mi? Şimdi. Hepsi sahtedir. Yani medyum dediğin televizyona çıkacak da. Ya medyumluk dediği Erol Bey'in. Çok önemli. Ben bilmem bu mevzuları pek ama. Falcılık değil kardeşim onu. Falcılıkla ilgisi yok. Kara bilmem ne bacı bakıyor onu bakla falan atarak. O. Yani medyumluk. Falcılıkla ilgisi yok tabii. Medyumluk dediği Erol Bey biraz sonra açıklar gayet iyi. Fiziksel bir olay. Fiziki tabii aynen bu. Öyle. Aynen. Yani kalkıp da yok gayetten haber aldın da bilmem ne ettim de kızına paralı koca bulacaksın da bilmem neye bilmem ne şey yapacaksın da hanımefendiye yer verin beyler. Dördünüz oturmuşsunuz. Yani yaprak hanım geldi. Biraz sonra yaprak neler yapacak? Hipnotik meselelerde yani manyetik bu hipnotizma meselelerinde İnsan bedenindeki artı ve eksilerin bir
karşılaşmasından ibarettir. Yani mesela insanların ön artı arka eksidir. Sağ taraf artı, sol taraf eksidir. Yıldırımlar daima insanların sol tarafına iner. Çünkü eksidir. Yani bunlardan istifade ederek hipnotik uyku meselesi hallolur. Yani fiziki bir şeydir, olaydır. Öyle, yani insanüstü bir gücün etkisiyle bu iş olmaz. Bu artı eksileri bilen kişiler bu işi biraz da kitabını okur da kendisini yetiştirirse bazı küçük şeyler yapabilirler. Yani stüdyoyu bile korkutunuz. Recep kaçıyor. O taraf hocam. Şöyle. Recep buraya gel. Buraya gel. Uyutacağımız zaman söyleriz. O kadar kolay değil Murat ya. Peki efendim. Türkiye... Abi Murat'ı uyutalım. Erhan şimdi ucuz şakaları bırak. Ucuz şaka değil ya. Bulmuşuz. Bu arada konservatuvar öğrencileri öğretmenler gününü teşekkürler. Diyorlar. Şahin Bey seyircimiz. Erol Sayan o da ceketini alsa gene seyredilir diyor. Doğru. Çok doğru. Muzaffer Bey o konuya geleceğiz. Erol Bey anlatacaklar. Ruhlar, cinler aynı mıdır değil midir? O konuları anlatırlar. Onu kısaca söyleyelim. Ya o mesele şey. Tabii ki birçok varlıklar, demin dediğim obsesyon meselesi zaten tamamen o konudur. Yani bunlara mani olan hami ruhlar vardır. Dolayısıyla o üç harfli varlıklar cinler hiçbir zaman müdahale edemez ve herhangi bir karışıklık yaratamaz. Tabii zaten hemen mani olurlar. Evet. Zaten cinler boyut bakımından da insanlardan çok düşük yaratıklardır derler. Şüphesiz. Tabii. Erhan niye gülüyorsun? Derler diyor da. Evet. Evet efendim şimdi 12 yaşında kardeşinizi uyuttunuz. Evet. Sonra... Ama yapılan deneyler çok şeydi, enteresandı. Son ama siz i̇şte Ankara'da o... uzun yıllar bu şeylerin içinde bulundunuz. Mesela 12 yaşındaki kardeşim bu Neron'dan beyanat aldı. Mesela biz o gün babam rahmetli dedi ki Fey Çakmak görüşelim dedi. Tamam mı? Gidip Fey Çakmak'la görüşeceğiz. Karşımıza Neron çıktı. Hatlar karışmış. Dolayısıyla bu Neron'un beyanatını okumuştu biliyorsun. Evet. Geçen şeyde. Evet. Onu 12 yaşındaki bir çocuğun uydurmasına imkan yok. Ha yani. Onun muydu o? Tabii. Yani. Siz peki binlerce böyle celseye katıldınız Ankara'da ve sevgili seyirciler bu Ankara'da yapılan celselere katılanlar öyle sokaktaki adam değil, içinde çok önemli insanlar var. Devletin çok üst düzeyindeki insanlar var. Mesela işte Erol Bey de gayet biraz onu anlatacak. Manyetik uykuya, otomatik manyetik uykuya giren bir başbakan. Yani Talat Aydemir'in hipnotik uyku diyoruz ona. Talat Aydemir'in ihtilal teşebbüsünde. Bütün bunları efendim konuşacağız. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Sen katıldın mı hiç? Ben ne bilirim bunlardan. Sen de Ankara'daydın bir sıra. Yok yok. Bitmişti o yıllarda onlar. Onun kadar söyleyeyim o zaman canım. Espri yapıyoruz. Hı. O birkaç bin tane gördü. Ben birkaç yüz tane gördüm. Yaşayacağım. Çünkü zamanla her şeyin nasıl kalitesi düştüyse bu memlekette. Hı. Musiki'nin olsun, edebiyatın olsun, basının olsun, ruhçunun da kalitesi düştü. Eski medyumlar var mı sizin medyumlarınız? Yok, medyum yok. Bitti.